çıkması gösterime girecek 10 yeni filmle inanılmaz hareketli günler yaşayacak. Aşk, dram, komedi ve macera tadındaki yeni filmleri Magazin 8 sinema editörleri mercek altına aldı. Bakın hangi filmler beyaz perdeye yansıyacak. Sinema severler dikkat! Beyaz perdeye çok iddialı Türk filmleri geliyor. Sen daha önce birini sevdin mi hiç öyle? Evlenme isteyecek kadar. Magazin 8 sinema editörleri en çok beklenen 10 Türk filmini açıklıyor. Ekmek parası başkanım. Bir iki düğünden ek işi vardı anca bitti. Bitir bitmeyelim gelinlik. Nasıl özlemişiz? Nasıl özlemişiz? 2015 yılında ülkemizde 181 film seyirciyle buluştu. Toplamda 34.273.257 biletli seyirci sinemalara akın etti. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, ağzı kokmuyor. 2016 yılında da sinema sektöründe nefes kesen bir hareket yaşandı. Yılın ilk 6 ayında 18 milyona yakın seyirci sinemalarda yeni filmler seyretti. İlk defa ben de seninle aynı fikirdeyim. Ben de aynı fikirdeyim. İyi o zaman. İyi o zaman. İyi. Magazin 8 sinema editörleri yakın zaman içinde gösterime girecek Türk filmlerini sizler için araştırdı. Aşık olduğu kızın peşinden Mumbai'ye giden Fadıl'ın hikayesini anlatan Bir Baba Hindu 30 Eylül'de gösterime girecek. Enerjik gençler, hangi rüzgar attı sizi ta buralara? Bizim aradığımız benim ruh ikizim bu Gundi. Seyirci alışılagelmişin dışında bir tür filmi izleyecek. Hindistan'ın renkli sokaklarında yaşanan macera dolu günler, Fadıl'ın aşkı uğruna tüm imkanlarını reddetmesi ve komik durumlara düşmesi izleyiciye keyifli anlar yaşatacak. Gundi'nin anası en büyük elmas kaçakçısı. En büyük mafya. Filmi Sermiyen Midyat yazıp yönetti ve aynı zamanda oyuncu kadrosunda da yer aldı. Merakla beklenen filmde Şafak Sezer, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde ve Ayhan Taş rol aldı. Bir Baba Hindu 30 Eylül'de gösterime girecek. Gülünce çok çirkin oluyorum. Allahu Ekber. Allah. Değişmeyen oyuncu kadrosu ve merakla beklenen yeni macerasıyla Çakallarla Dans 4 bu yıl gösterime girecek yeni Türk filmleri arasında yer alıyor. 25 Kasım'da gösterime girecek filmde bir hazinenin yerini bildiren haritayla umutlanan Çakallarla Dans 4'ün kahramanları hazinenin olduğu Edirne'ye doğru yol alır. Bakalım ekip bu sefer fakirlikten kurtulabilecek mi? Lan sen de bir ses ver lan, ölsek gıkın çıkmayacak be. Ulan Kayınço! Adın ne senin? Sebahati Bey ya. Sebahati Bey ya, değişim mi olur lan? Beyaz yok be ya, sadece Sebahati. Hüseyin Avni Danyal, Fulya Zenginer, Durul Bazan ve Ruhi Sarı gibi tanınmış oyuncuların rol aldığı bir Karadeniz komedisi Seni Seven Ölsün'de beklenen Türk filmleri arasında yer alıyor. Kasabamızda Mevka'ya gömecek 5 karış toprak kalmamıştır. Ölmeyi yasaklayın. Bayın. 105 dakikalık filmi Cem Tabak yönetti. Karadeniz komedisi Seni Seven Ölsün 21 Ekim'de gösterime girecek. Aşk gözlerdedir. Bakarsın anlarsın. Aşk ellerindedir. Bir sararsın sevdiğini. Bırakmak istemezsin. Gösterime girecek filmler arasında dikkat çeken bir aşk dram filmi de bulunuyor. Vücudumdaki her hücre yapma çiçek diyordu. Sana göre değil bu adam. Canın yanacak. Uzak dur ondan. Özel ders istiyorum. İkimizin yerine bir taşra kasabasında ailesinin dayattığı hayata tıkılıp kalmış Çiçek ve kasabaya yeni gelen edebiyat öğretmeni Doğan'ın hikayesini anlatıyor. Sen daha önce birini sevdin mi hiç öyle? Evlenme isteyecek kadar. Bizim biricik, sihirli ve imkansız hikayemiz işte böyle başladı. Serenay Sarıkaya'nın Çiçek, Nejat İşler'in Doğan karakterini canlandırdığı filmi Umur Turagay yönetti. Filmde gencecik bir kalbe ne kadar büyük bir aşk sığar sorusuna yanıt aranıyor. Ya sen ne istiyorsan ben onu yapmadım mı? Sen ne diyorsan onu yedim, onu içtim, onu taktım. Ya daha ne istiyorsun benden, ne? İkimizin yerine 21 Ekim'de sinemalarda. Basın toplantısı büyük bir kahkaha tufanı yaşatan, müthiş oyuncu kadrosuyla komik sahneleriyle fragmanı yayınlanan
Çalgı Çengi ikimiz de merakla bekleniyor. Sergin bu kadar şey bildiğini bilmiyordu. Çok fazla şey uyguladı. Murat Cemcir ve Ahmet Kural ikilisini iyi ki de hayatımıza sokmuş dedirten filmin fragmanı, seyirciyi nasıl bir komedinin beklediğini anlatmaya yetiyor aslında. Böyle tıpış tıpış getirirler adamı bebeğim. 6 yıl önce bulaştıkları mafya tarafından resmi düğün şarkıcılığı görevi icra ettirilen Salih ve Gürkan'ın tehlike ve eğlence dolu maceraları devam ediyor. Çalgı Çengi ikimiz de sevdiği kızla evlenmek için mafyadan ayrılmak isteyen Salih ve kuzeni Gürkan'a bunu gerçekleştirmeleri için tek bir şart sunulur. Gittikleri düğündeki nikah memurunu kaçırmaları emredilen ikilinin başına hiç beklenmedik ve birbirinden ilginç olaylar gelecektir. Çalgı Çengi ikimiz 6 Ocak 2017'de gösterimde. Neredesiniz oğlum siz? Ne kadar beklettiğinizi biliyorsunuz mu? Ekmek parası başkanım. Bir iki düğünden ne kişi vardı anca bitti. Yok Artık serisinin ilk filmi bir taksinin etrafında dönmüş, izleyici kahkaha dolu anlar yaşamıştı. Sabırla dinliyorum, anlat. Sabah şu evden çıktığım andan itibaren başıma ne geldiyse sana saniyesi saniyesine anlatıyorum. Film bu sefer bir berber dükkanı çevresinde geçen hikayeleri beyaz perdeye taşıyor. Ya ben lisedeyken beni terk etmeye hazırlanan kızlara 3 ay ömrüm kaldı diyordum. Acayip beni terk etmiyorlar. Ama sonunda kararımızı verdik. 3 ay ömrüm kaldı benim. Zafer Algöz, Şebnem Bozoklu, Şahin Irmak ve Onur Buldu gibi ünlü oyuncuları kadrosunda bulunduran Yok Artık 2, 7 Ekim'de sinemalarda. Ben bunu lisede kızlara söylüyordum. Onlar da doktor falan çağırmıyordu. Ağlıyorlardı, zıplıyorlardı, öpüşüyorduk sonunda. Yılın merakla beklenen bir diğer filmi İkinci Şans. Bağlar var, bağlar var, fitil işler yüreğimde, yaren var ama. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ı Asmalı Konak'tan yıllar sonra ilk kez kamera karşısında buluşturan filmin senaryosu ve yönetmenliği Özcan Deniz'e ait. Kendi oğluna çocuğum demeyen bir adamdan ne bekliyoruz ki? Nurgül Yeşilçay filmde Yasemin adında bir matematik öğretmenini canlandırıyor. Özcan Deniz ise Cemal adında et restoranı sahibi iyi bir gurme karakteriyle filmde yer alıyor. Ben buna hazır değilim. Geçmişin derinliklerinde her zaman acılar, yaralar saklı olabilir. Ancak herkes ikinci bir şansı mutlaka hak eder. İkinci Şans 18 Kasım'da sinemalarda. Sorun da bu ya, zaten aynı babana benziyor. Kariyerine 1988 yılında Olacak O Kadar'la yazar ve oyuncu olarak başlayan, 5 sinema filminde yönetmenlik ve senaristlik yapan, kendine has kalemiyle, olayları mizahi bir dille kendi penceresinden yorumlayan Yılmaz Erdoğan yeni bir filmle geliyor. Ya o kadar dur oğlum, ben ne yapsın lan? Babam seni bir daha görse bu sefer öldürür beni. Bu şehirde bir kızla bir erkek görüşmek isterse ne yapar? Evlenirler. Hemen mi? Hemen hemen. Ekşi Elmalar, sinema ve magazin dünyasında son günlerin en çok gündeme gelen filmi. Yılmaz Erdoğan'ın belediye başkanı Aziz Özay karakterini canlandırdığı filmde kızları rolünde Songül Öden, Şükran Ovalı ve Farah Zeynep Abdullah yer alıyor. Ağaçlar da tıpkı insanlar gibi terbiye edeceksin. Her insan işin başında ekşidir. Eğitirsin, öğretirsin. Bal gibi tatlı olur. 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlayan hikaye, 1990'lı yılların sonunda Antalya'da bitiyor. Türkiye'nin yakın tarihini kalabalık bir aile hikayesiyle anlatan Ekşi Elmalar, 28 Ekim'de gösterimde. Nerelisin sen? Antalya. Orada Akdeniz var değil mi? Nasıldı? Mavidir. İkinci Bahar, Yeditepe İstanbul, Hırsız Polis ve Gönül İşleri gibi dizilere imza atan Türkan Derya'nın ilk uzun metraj filmi Çok Uzak, Fazla Yakın, iki üniversiteli gencin gelgitli aşkını anlatıyor. Biz her şeyi göze alacak kadar sevdik birbirimizi. Sevmedik mi? Kararlıyım ben. Haftaya gidiyorum, biletimi aldım. Ben resmi annem gibi, babam gibi sevdim. Filmde Burcu Biricik, Özgün Çoban, Alican Yücesoy, Metin Coşkun, Servet Pandur,
Gamze Karaduman ve Kaan Yılmaz gibi isimler bulunuyor. Evet, belki takım elbise alacak param yok ama sevdam var. Beni sakın bırakma, olur mu? Sen de benim sırrımı kimseye söylemezsen ben de seninkini söylemem. Bu yüzden mi gitmek istiyorsun buradan? 23 Eylül'de gösterime girecek Çok Uzak Fazla Yakın filmi, iki üniversiteli gencin tanışmalarının ardından yaşadıkları inişli çıkışlı tutkulu aşkı anlatıyor. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Seni seviyorum. Cevap ver bana, yaptın mı onunla? Ya yaptım, ne yaptım? Ama tercihimi çoktan yaptım.